Bu arada Osman kardeş hasret Evet. hasret ne okuyacaktı? Şimdi ben de size onu soracaktım. Çünkü Evet. siz Hasret'in bu hafta tüm diğer yarışmacıların olduğu gibi Hasret'in özellikle bir şarkınızı okumasını istediniz. Türkü, evet. Türkü evet bozdak türündeydi zannediyorum. Evet, Sizden bir ritimli. hikayesini alabilir miyiz o şarkının? Evet, şunu söylemek istiyorum. Benim yaptığım bestelerin %80'i ya benim başımdan geçmiştir veya çevremde yaşanmıştır veya toplumumuzda yaşanmıştır ve olması gereken bir filozofik düşünceyle yaptığım bestelerdir. Bu türkü benim 19 yaşımda yaptığım bir türküdür ve hikayesi son derece hazindir. Kısaca anlatmak istiyorum. 19 Lütfen. yaşımda ben Edirne'ye sık sık giderdim. Bazı nedenlerden dolayı gittiğim zaman orada Hanifi isimli bir arkadaşım vardı. Urfalıydı kendisi. O da öğrenciydi. Lisede sanat enstitüsünde okuyordu. Hanifi ile çok dosttuk. Hanifi beni Turan Saydam isimli bir arkadaşımızla tanıştırdı. Ve Turan Saydam'ın hikayesini söyledi. Dedi ki Turan Edirne'den birinin kızını seviyor. Fakat kıza söyleyemiyor. Haberi yok kızın dedi. Ben de söyleyelim dedim. Biz anlatalım o söyleyemiyorsa. Hayır dedi. O dedi söylenmesini de istemiyor. Neden dedik? Dedi ki şu anda o kız benim onu sevdiğimi bilmiyor. Eğer benim onu sevdiğimi bilirse ben hafta sonları okuldan çıktığım zaman onu yakından izleyebiliyor. Görmek de bana yetiyor dedi. Ve beni tanırsa, bilirse onu sevdiğimi öğrenir, benden nefret ederse ben onu seyir bile edemem. Katiyen söylemeyin dedi. Aşka bak. Platonik bir duygu. Turan'da böyle yüce bir platonik duygu. Neyse okul bitti. Onlar Bursa Teknikere gittiler. Daha doğrusu onları devlet okutuyordu. Devlet bursuyla okuyorlardı. Anne yok, baba yok. Böyle iki delikanlı. Bir hayli ayrı kalmıştık. 8-10 ay sonra ben yine Edirne'ye gittiğimde Hanefi ile karşılaştım. Hanefi nasılsın falan dedim. Teşekkür etti. İyiyim falan derken Turan'dan ne haber dedim. Hanefi başladı ağlamaya. Duymadın mı dedi. Ne oldu dedim. Bursa'ya teknikere gittik dedi. Teknikerde okuyorduk dedi. Aynı pansiyonda kalıyorduk dedi. Eve döndük dedi ve eve döndüm baktım dedi. Turan kendini asmış. Ve Turan öldü. Bu bir ağıttır. Hasretten, hasretten, hasretten bu ağıtı dinliyoruz şimdi.